Hadi öğrenelim. Gamze mi, Yeşim mi? Kaldır şekerim. Ay. Ay. Bu an çok fena. Evet. 3 2 1 kaldır. Oste. Yeşim. İlahi adalet olsun. Vallahi İlahi geldiğimden beri yeşime çalıştım. Yani. Lezzetten anlıyorsunuz çünkü. İlahi adalet bu. İşte. Sen iki tane daha beğendiğin tabağa iki verirsen gelinin orada bir gider. Kızım niye lavaşı böyle yaptın? Bir de Kayseriliyiz. Kayseriler lavaşı yağlama Anne, yaparız güzel. Aynı yağlama gibi yaptım zaten. Bu. Şuna bak hiç kızarmamış. Hamur kalın. Yutamadım bile koydum buraya. Sen zaten bize dedi ki ben yağlama gibi yaptım dedi. Aynen ben evet. Şefe de kendi sordum. Dedi. Yağlama gibi olur mu aynı o incelikle mi dedi? Hayır sormana gerek yok. O masada lavaş. Size dedi ki şef dedi ki hiç şefe sormana gerek yok diye. Ben ekstradan ben o şefe biliyorum kendisine bazlama zaten. Bazlama diye niye ariyeten soruyorsun yemek ki burada dedik ince açın yemek dedi. Yemek güzel hepsi güzel. Sadece hepsini... lavaştan mı kaldın? Lavaştan. Hepsi güzel diyor bak. Çünkü hepsinin bak, etleri anneciğim. Pişmiş. Kalınlıklarına bakar mısın? Kalın evet. Olması kalınlıklarına gerekiyor bakar zaten. Mısın? Biliyorum sen ince doğrarsın. İnceliklerin inceliğine bakar mısın? Lavaşını değil. Yani ben her zaman sana söylerim. Anne benim sebzelerim, soğanlarım evet. İncecik olur. Evet. Hiçbir zaman biliyorum. Kalın doğramam. İyi kavururum, evet. İyi pişer. Ama incecik yani doğramayacak doğradı. Mesela eksikken öyle. Yani dokunmadan... Lütfen ya. Niye ince doğruyorsun? Verilen ölçü var. Ben de annemle konuşuyorum şurada. Bir lütfen ya. Tamam. Ya niye bu kadar bağırıp çarpıp tepki gösteriyorsun Tuğba? Gerçekten burada bir alan benim. Tamam. Anneciğim bak. Biberleri kalın. Ayrıyetten belli yani bu benim olmadığı belli zaten. Bak aynı şekilde biberleri kalın kalın, soğanları kalın bir şekilde. Aynı şekilde ve ben sana her zaman söylüyorum. Anneciğim diyorum ben... Sebzeyi asla kalın kalın doğramam ve hepsi evet. Eşit doğrarım. Evet. Bak gördün mü? Hepsi aynı. Evet, hepsi biliyorum. Aynı. Çünkü ben hep hızlı doğrarım. Asla evet. Böyle böyle doğramam. Bakar mısın? Ve ben bunu sana... Senin bu lavaşı mavaşı boş evet. Ver. Evet, lavaştan haklısın. Kaybettin. Evet, lavaş haklısın. Kalın olmuş, ona bir şey diyemeyeceğim. Olmamış, tamam. Ama sen yemeğe bakacaksın. Şuraya küçücük lavaşı sokmuşlar, koymuşlar yani, tamam mı? Lavaşı boş ver. Yemeğe bak, ben burada yemeğe özen gösterdim. Sebzesini doğradım, soğanını doğradım, baharatını kattım, pişirdim, kavurdum. Yani önemli olan şu yemek yani, bu değil. Hayır, olamaz. O yüzden ben sana diyorum ki her zaman lavaş. Sebze. Anneciğim evet. İnce doğrarım. Evet, biliyorum. Burada benim şeyim salatayı var mı? Da hiç kalın yemezsin, hep ince doğrarsın. Hep incecik kıyarım. Evet, şuna bakar mısın? Kolum kadar kapkalın. Şuna bak, evet. Kapkalın. Bu da aynı. Şu an dalga ha, gerçekten. Bak öyle ben evde söyleyeyim. Ben evde nasıl doğrarım biliyor tamam. Musun? Tabiri caizse kıl gibi yaparım. Tamam. Biz de öyle doğrarız. Ama burada yani. Verilen bir ölçü varsa yok şefi gelebilir. Doğradığıma bakabilir. Verdiği bıçak arkası kadar kalınlıkta dediği kadar. Soğan bıçak o soğan. Arkası. Soğan o. Sana soğan. Soğan da aynı şekilde biber de. Hayır, biber elinde verir misin? Verdiğiyle farkı var mı? Gel. Gelsin baksın şefi. Oh! Bak. Aa. Biberine bak. Ben bıçak sırtı mı yaptın biberleri bıçaksın, de? Gelip tamam. Bakabilir. Aa. Sen şeyi yanlış anlamışsın. Hayır, soğanlar hayır. Bıçak sırtı olacaktı biber. Biberler de kalın. Hayır. Soğan kadar ince değil. Soğana bakar mısın? Soğan kaybolmuş bak, zaten. Soğan kalın doğramış. Bir şey söyleyeceğim. Bakar mısın soğana? Ama ağzında demedin ki bak bunlar kapkalın doğramış ben daha ince doğradım. Daha kalın çünkü daha kalın. Ama çünkü benimkinden daha kalın. En incesi en düzgün. En inceyi hayır. Yapan kazanmıyor burada. Ben şef ondan şablon veriyor. Ben anlatabilir miyim? Ben ha. Şefin yaptığından ince doğramadım. Şefin tamam. Yaptığından i̇nce. Siz daha kalın yapmışsınız. Tamam ya onu söyle. Ya bir şey söyleyeceğim. Ay benim ölçüm hep çekmecemde olur. Nerede? Ben onu da senin içine. Eline bir şey söyleyeceğim. Biberi doğrayıp şef verdi mi? Eğer bir şey hayır söylediğinden dinler misin? Bak soru sordum cevap eline, vereceğim Tuğba. Soru sordum cevap vereceğim. Eğer şefin söylediğinden kalınsa ve ben şef bana İnce. Derse ki benim doğru söylediğimden kalın yapmışsın İnce. Derse diskalife olmaya kabul ediyorum. Tamam. Bu kadar.